Danimarka'ya gideceğiz. Doğru mudur sorayım yönetmenime. Danimarkalı sunucu Dünya Kupası'nda mücadele eden Faslı futbolcularla ailelerini maymuna benzetti. Sosyal medya ayaklandı. Kullanıcılar sunucuyu haklı olarak ırkçılıkla suçladı. Dünya Danimarka'dan gelen skandal görüntüleri konuşuyor. Danimarkalı sunucu Søren Lippert, Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas milli takımı futbolcuları ve ailelerini maymuna benzetti. Canlı yayın sırasında stüdyodaki ekrana Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar yansıtıldı. O esnada sunucu Lippert'a maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini kameraya gösterdi. Sosyal medyaya düşen video tepkilere yol açtı. Danimarkalı sunucu ırkçılıkla suçlandı. Skandalın başrolündeki sunucu ve kanaldansa henüz bir açıklama gelmedi. Bazen biz tarihi yazarız, bazen tarih bizi. Ve bazen her ikisi de böyle inci gibi yazılır. İşte öyle bir maç oldu, öyle bir final oldu. Aslında Messi açısından böyleydi ama maç da çok lezzetliydi. Kutlamalar da bir o kadar farklı. Şimdi sizi Arjantin'e götürüyorum. Bakalım nasıl kutlamalara imza atılmış. Size bir paraşütçünün ne yazık ki metrelerce yükseklikteyken yaşadığı sıkıntılı görüntülerle buluşturacağız. Efendim korkunç anlar yaşandı. Neler oldu bakalım. Lan düştü. İnişe geçmişti. Paraşütçü metrelerce yükseklikten böyle düştü. Lan düştü. Olay Kayseri'nin Talat ilçesinde gerçekleşti. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Lan düştü. Paraşütçüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan paraşütçüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Lan düştü. Hindistan'a götüreceğim sizi, Mumbai kentine. Dünyanın en büyük çamaşırhanesine ev sahipliği yapıyor efendim burası. Ve çamaşırhane tam 140 yıldır hizmet veriyor. Hindistan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Mumbai şehrinde tam 140 yıldır hizmet veren bir çamaşırhane var. Adı Dobby Get. Çamaşırhane teknolojiden tamamen uzak. Yıkama geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Sabun, su ve bilek gücü. Modern çağa ve yıllara meydan okuyan bu yer 19. yüzyılda, yani ülke İngiliz sömürgesi altındayken inşa edildi. Çamaşırcılık buradaki aileler arasında nesilden nesile aktarılan bir meslek. Dobby Get'te günlük 100 binden fazla çamaşır yıkanıyor. Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Tıpkı bundan 2 ay önce palamut bolluğu yaşadığımız gibi bir hamsi bolluğu var. Kastamonu Cide'de denize açılan balıkçılar kaç ton hamsiyle döndüler? Neler söylüyor balıkçılar? Memnun mu? Bakalım. Ağzına kadar dolu kasalar yükle yükle bitmedi. Öyle bir bolluk oldu ki torbalar dolusu hamsi ücretsiz olarak verildi. Bu sene vatandaşı palamuta doyuran Karadeniz'de şimdi ise hamsi bolluğu yaşanıyor. Ava giden balıkçılar sandıklar dolusu hamsiyle dönüyor.
Görüntüler Kastamonu'nun Cide ilçesi limanından denize açılan balıkçılar yaklaşık 100 ton hamsiyle döndü. Kasalara alınan hamsiler buzlanarak tırlara yüklendi. Sonra da Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı. Limandaki hamsi bolluğu haberi kısa sürede ilçeye yayıldı. Poşetini yanına alan limana koştu. Balıkçılar vatandaşa ücretsiz hamsi dağıttı. Bu sene yine hamsi bolluğu yaşanıyor. Palamut tabii diğer taraflara kayınca başka taraflara biz de bundan halk olarak istifade ediyoruz. İnşallah böyle devam eder, bereketli sürer. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması geldi. 20 Aralık'ta yani yarın kurul toplanıyor artık. Asgari ücret tespit komisyonundan uzlaşı çıkacağının mesajı da geldi. İsteyen, talep edilenler kabul görecek mi? Neler söylenecek? Hangi rakamlar ortaya atılacak? Yarın göreceğiz. Olumlu haberleri paylaşacağız dedi. Aslında olumlu bir hava olduğunun da vurgusunu gördük Sayın Bilgin'in açıklamalarından. EYT ile ilgili ne söyledi peki bakan? Bakalım. Salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varacağız. Umutlandıran haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Milyonlar heyecanla 20 Aralık Salı günü için geri sayıma geçti. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrette 3. toplantı öncesi tünelin ucunda ışık göründü. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği bir ücret seviyesine, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Bakan Bilgin uzlaşı yakın mesajı verdi. 20 Aralık'taki toplantıyı işaret etti. Olumlu uzlaşı haberini paylaşacağız dedi. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum. Salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacağız. İşverenlerimizi biraz zorlarız. İşçilerimizin rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Bakan Bilgin'in bir diğer mesajı da EYT'yi bekleyenleri oldu. Çalışmalar tamamlanmak üzere dedi. Bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi zaten kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar var. O sorunlar çözülüyor. İşte eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emeklilerimiz şimdi hemen müracaat ediyorlar. Dosyalarını buluyoruz. Birçok sorun var. Çalışmamız ilerledi. Çok zaman kalmadı. Bilgin, sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili de konuştu. Bize gelen çeşitli kamu kuruluşlarından gelen talepleri inceliyoruz. O kapsama giren bütün sözleşmeli personeli kadroya alıyoruz. Yaklaşık 550 bin kişi veya 600 bine de yaklaşabilir. Çeşitli kurumlarda daha az sayıda adı bilinmeyen İşte bilişim personeli var sözleşmeli, onları alıyoruz.